Kuzey Afrika'nın Mağrip bölgesinin bir parçası olan Tunus, batıda ve güneybatıda Cezayir, güneydoğuda Libya, kuzey ve doğuda Akdeniz ile sınırlanmıştır. Burada M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanan Kartaca arkeolojik alanlarının yanı sıra Kayrovan Ulu Camii de bulunmaktadır. Antik mimarisi, çarşıları ve mavi sahilleriyle tanınan bu bölge, 163.610 kilometre karelik alanı kapsamakla birlikte 12.1 milyon nüfusa sahiptir. Nüfusunun büyük çoğunluğu Arap ve Müslüman olan Tunus hakkında birbirinden farklı bilgiler sizlerle. İyi seyirler. 10 numara, Tunus'ta İslamiyet. İslam Tunus'ta önemli bir dindir. Nüfusun %90'ı Asakozu Sünni Müslüman, geri kalanı ise Hristiyan ve Yahudi azınlıklardan oluşmaktadır. En dikkat çekici şeylerden biri, günde 5 defa duyulan ezandır ve 5000 in üzerinde cami vardır. İnsanların nasıl giyindiği, hangi bölgede olduğunuza bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Turistik bölgelerde giyimde daha batı tarzı görmek yaygındır. Ancak geleneksel bölgeler olan Güney Tunus ve daha küçük köylerde daha saygın bir giyim tarzı tavsiye edilir. Ramazan ayında Tunus'ta yaşam tarzı çok özeldir. İnsanların oruç tuttuğu gündüz saatlerinde kafe ve restoranların çoğu kapalıdır. 9 numara, çok eşliliği yasaklayan ilk Arap ülkesidir. İslam'ın büyük bir din olduğu ülkelerde medeni hukuka göre çok eşliliğe genellikle izin verilmektedir. Kur'an'a ve şeriata göre Müslüman bir erkeğin aynı anda 4 kadınla evlenme hakkı vardır ve hepsine adaletli davranması gerekir. Müslüman bir kadının ise aynı anda yalnızca bir kocası olabilir. Tunus bu durumu 1956 yılında yasaklayarak çok eşliliği yasaklayan ilk Arap ülkesi olmuştur. Tunus yasalarına göre aynı anda birden fazla evlilik yasaktır ve çok eşliliğe karışan kişiler cezalandırılmaktadır. 8 numara, Yahudilerin hac merkezlerinden birini barındırmaktadır. Cerbe, Tunus'un doğu kıyısında bulunan bir adadır. Önde gelen turistik yerlerden biridir ve aynı zamanda Yıldız Savaşları'nın yapıldığı yer olarak da bilinir. Bu adanın benzersiz yanı, Yahudi azınlığın uzun bir geçmişinin olmasıdır. Bu geçmişin en önemlisi ise kutsal kabul edilen bir yere yolculuk yapmak anlamına gelen haçtır. Yahudiler her yıl Harasrira'da bulunan ve Arapça'da küçük köy anlamına gelen ve Cerbe Sinagogu olarak da bilinen El Griba Sinagogunu ziyaret etmek için seyahat ederler. Yine de günümüzde Kuzey Afrika'nın en büyük Yahudi cemaati Cerbe'de bulunmaktadır. 7 numara, Harissa'sıyla ünlüdür. Harissa, Tunus'a özgü bir acı biber salçasıdır. Kurutulmuş pul biber, zeytinyağı, sarımsak, tuz, kimyon ve kişnişten yapılır. Konserve harissa genellikle bu malzemelerden yapılır. Ancak markalar arasında bazı değişiklikler vardır. Ev yapımı harissa diye bir şey olup, her ev kadınının kendine özgü bir tarifi vardır. Pek çok geleneksel Tunus yemeğinde önemli bir malzemedir. Farklı türde sokak yemeklerinde yaygın olarak kullanılır. Restoranlarda harissa genellikle küçük tabaklarda biraz zeytinyağı ve mayonezle servis edilir. 6 numara, Tunus bayrağı. Bayrakların arkasında her zaman ülkelerin tarihi, kültürü ve dini hakkında bir şeyler anlatabilecek büyük bir sembolizm vardır. Tunus'un şu anki bayrağı 1830'larda oluşturulmuş ve bu yıllarda sadece küçük değişikliklere uğramıştır. Bu durum Tunus bayrağını dünyanın en eski bayraklarından biri yapmıştır. Tunus bayrağı beyaz daire, hilal ve yıldızdan oluşan kırmızıdır. Kırmızı renk, kendi ülkesi için yapılan fedakarlıkları, ülkesi için savaşan şehitlerin kanını, beyaz renk barışı simgelemekte olup beş köşeli yıldız ise, Müslüman olmanın temeli olan İslam'ın 5 şartını temsil eder. Hilal ise İslam'ın geleneksel bir sembolüdür. 5 numara, Tunus tajini. Kuzey Afrika ülkelerinde servis edilen bir yemek olan tajin, Cezayir, Libya, Fas ve Tunus gibi ülkelerde görülür. Bu yemeğin Tunus versiyonu diğerlerine göre çok farklıdır. Yavaş yavaş pişirilen güveçlerle ve toprak tencerelerle hiçbir ilgisi yoktur. Tunus tajinini ilk kez keşfederken, kalın bir omlet, İtalyan frittatası veya İspanyol omletine benzemesi nedeniyle şaşırabilirsiniz. 4 numara, İslam dünyasının dördüncü en önemli şehridir.
Müslümanların kendileri için dini önemi nedeniyle en büyük şerefe sahip oldukları birçok şehirleri vardır. Müslümanlar için en önemli şehir Suudi Arabistan'ın Mekke'sidir. Kayravan ise İslam dünyasının Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü en önemli şehridir. Bu şehir milattan sonra 670 yılında Ukba İbn Nafi tarafından kurulmuştur. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kutsal Ukba Camisi'ne de ev sahipliği yapıyor. Kayravan, burslar ve İslami öğretiler gibi İslami dini faaliyetlerin merkezi olarak görülmektedir. 3 numara, dünyanın en büyük amfiteyatrolarından birine sahiptir. El Cem Amfiteyatrosu, Afrika'nın Roma eyaletindeki eski adıyla Taistrus olan günümüz Tunus'un El Cem kentinde bulunan oval bir amfiteyatrodur. 1979 yılından bu yana UNESCO tarafından Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Amfiteyatro milattan sonra 238 civarında bugünkü El Cem, Tunus'ta Roma'nın Afrika eyaleti Proconsularis'te bulunan Taistrus'ta inşa edildi. Dünyanın en iyi korunmuş Roma taş kalıntılarından biridir ve Afrika'da eşi benzeri yoktur. Roma İmparatorluğundaki diğer amfiteyatrolar gibi seyircili etkinlikler için inşa edilmiş olup, dünyanın en büyük amfiteyatrolarından biridir. Tahmini kapasite 35 bindir ve büyük ve küçük eksenlerin boyutları sırasıyla 148 ve 122 metredir. Amfiteyatro düz bir zemin üzerinde taş bloklardan inşa edilmiş olup son derece iyi korunmuştur. 2 numara, Tunus Medinası'nda 700'den fazla tarihi anıt vardır. Tunus Medinası, milattan sonra 698'de Mağrip'teki eski insan yerleşimlerinin sosyo-kültürel faaliyetleri, mimarisi, ekonomisi ve kentsel yaşamı arasındaki benzersiz etkileşimiyle ünlüdür. İşte bu nedenle Tunus Medinası, 1979 yılında Tunus'un UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Bu tarihi yerde cami, medrese, saray, türbe ve çeşme gibi 700'e yakın eser bulunmaktadır. Bu anıtlara örnek olarak Dar Lasram ve Dar Hüseyin'in soylu evleri, El Attarine askeri kışlasıyla Zituna ve Kasbah camileri gösterilebilir. 1 numara, Tunus'un şimdiye kadar sadece 5 başkanı oldu. Habib Bourguiba, Tunus'un ilk cumhurbaşkanıydı ve 1957-1987 yılları arasında görev yaptı. Cumhurbaşkanı Bourguiba, 1987'de gerçekleştirilen darbenin ardından görevinden ayrıldı. Bir sonraki başkan, Arap Baharı ayaklanmasıyla devrildiği 2011 yılına kadar ülkeyi yöneten Bin Ali oldu. Cumhurbaşkanı Fuat Mebaza, ayaklanmanın ardından anayasa taslağı hazırlanırken birkaç ay görevde kaldı. Aralık 2011'de yeni anayasa uyarınca görevi Moncef Marzuki devraldı. Mevcut başkan Beji Cahit Essebsi'nin görevi devraldığı 2014 yılına kadar cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Dolayısıyla Tunus'un şu ana kadar yalnızca 5 cumhurbaşkanı oldu.